Ben hemen ay çok teşekkürler Ali Çınar'a döneceğim ama ondan önce o iki gemiden bahsedip duruyoruz. Nerede peki o iki gemi? Şimdi yani evet Birlikteler. nerede bekliyorlar? Niye orada bekliyorlar? Ne oluyor o boyutta? Onun haritasını da rica edelim. Şimdi birazdan Dendias'ın yaptıklarını da konuşacağız. Gergin bir basın toplantısına imza attı. Bunların hepsini değerlendireceğiz. O iki gemiyle birlikte Ali Çınar'a dönelim. Ali Çınar, yaptırımları konuşuyoruz. Rusya'dan da mütekabiliyet çerçevesinde bir yanıt geldi. Lavrov'un açıklamalarına birazdan bakarız. Yani Rusya'da bu mesele nasıl değerlendiriliyor şu an? Amerika'da nasıl değerlendiriliyor şu anda Washington'da? Evet, öncelikle Başak Hanım, şu anda iki Amerikan savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol almış durumda. Avrupa'nın Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu konuda dün bir açıklama yaptı. O nedenle şu anda artık Amerikan savaş gemileri Girit'te değil. Amerika'nın Rusya ile ilgili yaptırımları aslında bekleniyordu. Zira Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Rusya ile ilgili sıkıntılarını ve daha sonra da Putin'e katil dediğini hepimiz biliyoruz. O nedenle bazı sert demeçleri, açıklamaları Beyaz Saray'dan gelmişti. Aynı şekilde Amerika'nın aslında konuşuyoruz Ukrayna gibi gündemde görünüyor bu yaptırımlar ama 3 tane neden var. Ve dün resmi olarak açıklamada Amerika 3 nedenden dolayı Rusya'ya yaptırım uyguladı. Birincisi enerji firmalarına, sektörüne yönelik Rusya'nın siber saldırıları. İkincisi başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğinin istihbarat olarak raporlanması. Üçüncü olarak da Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında bu Afganistan'la ilgili her ne kadar gündemde olmasa da Rusya'nın istihbarat raporlarında Amerikan askerlerinin başına ödül koyduğu ile ilgili raporların Beyaz Saray'a ulaşmasından dolayı 3 tane nedenden dolayı yaptırım yapıldığı açıklandı. Ukrayna ile çok ilgisi şu anda görünmüyor. Ancak zaten Kırım ihlakı ve daha sonra Rus muhalif Putin'in muhalifi olan lidere yönelik bazı yaptırımlar Amerika tarafından gelmişti. Genele baktığımızda değerli konuşmacılarımız da söylediler. Amerika asla Rusya ile sahada sıcak bir temasa girmeyecek. Amerika'nın amacı Rusya'ya diplomasi alanında köşeye sıkıştırmak. Bunun için de Savunma ve Dışişleri Bakanı Brüksel'deydi. Avrupa müttefikleriyle görüştü. Yani diplomasi alanında Rusya'yı çok yoğun şekilde ve NATO çerçevesinde sıkıştırma planı var. Kırım'da 2014'te Obama döneminde yapılan hatayı da tekrarlamamak ya çalışıyor Beyaz Saray. Yani Putin şunu biliyor. Biden yönetimde Kırım'da Amerika pasif kaldı ki bunu net şekilde gördük. Aynı şekilde Biden yönetiminin çok sert ileri gidemeyeceğinin de farkında. Ne Karadeniz'de ne de askeri alanda. Şu anda Amerika'nın Rusya ile ilgili yaptığı veya Ukrayna ile ilgili yaptığı iki şey. Bir, diplomasi alanında baskı yapmak. İki, Ukrayna'ya maddi manevi destekte bulunmak. 2017 sonu itibariyle de askeri destekte bulunmaya başladı. Askeri araçlar vermeye başladı. O nedenle iki açıdan bakıyoruz ama ben Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bu soğuk savaş dönemi olmasa da çok inişli çıkışlı sert gerginliklerin, yaptırımların, atışmaların devam edeceği bir dönem olduğunu görüyoruz. Ama dün Biden şunu da söyledi. Tansiyonu düşürmeliyiz. Hani bu biraz Rusya'da tamamen ipleri koparmayalım mesajıydı. Aynı şekilde Rusya'da yapılan bugünkü açıklamada her ne kadar iade anlamında yaptırımları da Rusya uygulasa da Biden'la Putin'in Avrupa'da yazın buluşması konusunda sıcak bakıldığında Moskova belirtiyor. O nedenle inişli çıkışlı ama Biden'ın iç politikayı da göz önüne alarak Rusya'ya karşı böyle sert açıklamaları veya yaptırımları devam edeceği net şekilde görülüyor başkentten. Şimdi ama Rusya'dan gelen açıklamalara da bakalım. Hakikaten Biden'ın sözlerini ifade etti Ali Çınar. Bilmiyorum Sayın Özülker, bunlar samimi ifadeler mi yoksa bir de şey meselesi. Buyurun. Yani 10 Rus diplomatını sınır dışı etti.
Amerika ya da aynı misilleme geldi. Ali Çınar acaba o konuda Amerika'daki bu süreci nasıl o yetkililer Beyaz Saray'dan bir açıklama var mı? Peki, Amerika'daki ben onu bir hatırlatayım müsaadenizle. ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme yönünde kararı almasından sonra Lavrov'un atacakları adımları açıkladığını ifade etmiştik. Mütekabiliyet gereği. Şunları yapacağız dedi Lavrov. Moskova ABD'li 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini teklif edecek dedi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Rus ve 3. ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde bir prosedür başlatacaklarını söyledi. ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli seyahatleri uygulamasına son verilecek dedi. Yani hepsini kontrol edecekler. ABD bu çizgiden devam ederse ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz dedi. ABD'nin bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine değinen Lavrov, Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayacağız ve durduracağız dedi. Şimdi peki ya bu yaptırımlar sonrası başka nasıl açıklamalar duyduk Moskova'dan, Rusya'dan? Onlara da kısaca değinelim. ABD'nin yaptırımları iki ülkenin de çıkarlarına karşı dedi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Peskov da şunu dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikan Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan görüşmenin önümüzdeki haftalar içinde olmayacağını duyurdu. Hemen o sorunun yanıtını rica edeyim sizden Sayın Özürker. Başkanım bir şey eklemem gerekiyor. Buyurun. Da 10 diplomatla ilgili Serkan Bey de sordu. Şimdi 2018 yılında Trump döneminde 60 tane Rus diplomatı sınır dışı edildi. Rusya'nın Seattle'daki konsolosluğu kapatıldı. Yani biz şu anda 10 tane bu yaptırım veya sınır dışlarını konuşuyoruz ama 2018'de Trump döneminde bu tarzda adımlar zaten atıldı. Yani bu yaptırımlar havada uçuyor, uçuşacak da. Yani Trump döneminde de oldu, Biden döneminde de oldu. Açıkçası bu sayıların çok anlamı yok. 60 tane Trump döneminde böyle bir sınır dışı yapıldı Avrupa ile beraber. O nedenle olaya daha büyük resimden baktığımız zaman aslında Amerika ile Rusya kesinlikle ipleri koparmayacak ama bu tarzda yaptırımlarla da birbirlerine gözdağı vererek tansiyonu yükseltecekler tabii. Hem aralarında hem de bölgelerde. Tabii. Gerçek bir füze değil ama yaptırım füzeleri uçuyor Amerika ile Rusya arasında. Peki Rusya bu arada Ukrayna ile hem oğlu açısından hem Biden'ın acaba oradaki ticari ilişkilerine yönelik olarak bazı kirli enformasyonları da yakında duyabilir miyiz? Çok tartışıldı biliyorsunuz Ukrayna ile olan ticari ilişkisi Biden'ın. Ben zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü Amerikan medyasının %90'ı Biden yönetimini desteklemişti. Yani kampanyasını desteklemişti. Başkanım, ben de Ali Bey'e bir soru sorabilir miyim müsaade ederseniz? Ukrayna konusunda açıkçası Amerikan medyası Biden'ın oğluyla ilgili çok gündeme getirmedi. Sadece Trump'a yakın medya getirmiş. O nedenle Rusya ne kadar bu olayları kaşımaya çalışsa da ben çok Amerika'da gündemde olacağını zannetmiyorum. Zira tamamen de istihbarat Biden yönetiminin arkasında ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğiyle ilgili net raporları var Putin aleyhine. Onun için Serkan Bey pek zannetmiyorum gündeme gelsin. Burada yalnız şunu da belirtmekte fayda var Başak Hanım. Yani burada Putin'in de Amerika biliyor rahatsızlığını Ukrayna ile ilgili veya Gürcistan'la niye? Bir Amerika'nın Karadeniz'de aktif olmasını istemiyor ama en önemlisi Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO'ya dahili yani Batı'ya artık entegre olmasıyla Putin büyük bir alanı kaybedeceğini de biliyor. O nedenle aslında burada Rusya tarafında da neden rahatsızlık ve bu Donbas tarafında hareketlenmenin de nedenini görüyoruz. Çünkü 2 yıldır Washington'da Ukrayna ile Gürcistan'ın net şekilde NATO'ya katılması için çok büyük bir lobi çalışması var. Başarılı olabilecek mi o lobi size göre? Açıkçası olma ihtimali yüksek. Zira Ukrayna halkı ve Ukrayna devlet başkanı bu niyetini belli ediyordu. Gürcistan tabii daha karışık. Onun detaylarını çok bilmiyorum. Ama bu konuda Avrupa ile beraber Amerika'nın net yoğun çalışması olduğunu biliyoruz. Peki bir sorusu var Mesut hocamızın. Sonra ben Ali Sayın Özülker'e bir nokta koyacağım. Amerika'yı iyi bilen bir araştırmacı yazarsınız. Bu Biden hem meydan okuyor, gemileri göndereceğim diyor.
Acaba hamsi bitti diye mi gerileri çekti diye ben merak ediyorum. Yunanistan'a neden sırlı muharebe aracı veriyor? 12 bin tane. Ne yapacak bunlar? Yunanistan 800 tanesini adalara yerleştirecek. Acaba haftaya da 10 binle 20 bin asker tatbikat yapıyor. Bu Amerika'nın Ukrayna'da NATO'dan vazgeçmediği, Rusya'nın da kırmızı çizgilerinin 2008 Gürcistan, 2014 Kırım gitti. Acaba bu sizin söylediğinizde bir çelişki yaratmıyor mu? Yani Amerika NATO'dan vazgeçmiyor, Rusya'da gelirsen ben kırmızı çizgide Zaharov'un dediği gibi başına bela açarım diyor. Bu yandan acaba Amerika Ege'de mi bekliyor balık tutmayı? Şimdi hocam bu konuda bir netleştirmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri bilhassa Savunma Bakanlığı Karadeniz'e savaş gemilerini yollayacakla ilgili ne yazılı ne resmi bir açıklamada bulunmadı. Sözlü veya yazılı açıklamada. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlü olarak bize iletilmişti demişti. Ama başkent tarafında bu konuda bir talebin veya yazılı bir açıklamanın veya resmi nedenin olmadığı söylenmişti. O nedenle iki başkent arasında ufak bir netlik sorunu bence yaşandı bu son 10 ama gün içinde. Büyük gerçi, ama büyükelçi devletin tabii temsilcisi o diyor ki iki gemi geliyor izin istiyor ve yani, Montreux'a göre Montreux çerçevesinde bildirimde bulunuluyor. Yani bu geçerli değil. Hukuken geçerli değil. Biz talepte bulunmadık. Pentagon sözcüsü biz talepte bulunmadık olarak net olarak açıkladı. Aslında burada Amerika'nın yani Karadeniz'e biraz savaş gemilerini yollayıp yollamaması çok önemli değil Başak Hanım. Zira Amerika Birleşik Devletleri daha Şubat'ın 2021'inde bizim Türk savunma donanmalarıyla Karadeniz'de beraberdi. 2018'de Amerikan savaş gemileri Karadeniz'deydi. 2015'te yine Karadeniz'deydi. Yani sanki Amerikan savaş gemileri hiç Karadeniz'e çıkmıyormuş gibi bir hava yaratıldı ama zaten zaman zaman Türkiye'nin izniyle Montreux çerçevesinde Amerika ve diğer NATO ülkeleri Karadeniz'de belli süre... Onu biliyoruz Ali Bey, onu biliyoruz. Evet. Böyle hatta bazen kırmızı ışıkta durmayız biz gibi mesajları da var. Onu biliyoruz tabii ki ABD savaş gemilerinin oradan geçip gittiğini de. Ama burada şimdi bu kadar hassas bir dönemde böyle üstüne bu olunca bu bildirim tabii ki dikkat çekti. Yani o zaman demek ki biz böyle bir bildirimde bulunmadık diyorsa ne diyor bu Pentagon yetkilileri Sayın Özürker? Siz nasıl okursunuz bunu? Burada Pentagon'un açıklamasını söylüyorum. Yani ben Türkiye'ye yanlış söyledim. Pentagon. Pentagon'da ikisi biz böyle bir şey talep etmedik diyor. Tamam. Ama tamam, edebilir. Yani, Yunanlara neden evet silah veriyor abi? Yunanlara. Ya şimdi Ali Çınar'a da nasıl yanıt versin Mesut Hocam? Neden Yunanlara silah veriyor Amerika Birleşik Devletleri diye? O konuda, hani yani, buyurun. Başak Hanım. Sözcü gibi işte şey yapmayalım Ali Çınar'a. Hemen döneceğim size. Buyurun Ali Çınar, sözünüzü tamamlayın. Zannediyorum Mete Bey'in de ekleyecekleri var. Şimdi şöyle bir hava yaratılması yanlış. İşte Biden geldi de Rumlara, Yunanlara destek arttı. Yok böyle bir şey. Trump döneminde Pompeo'yu hatırlarsanız 6 ay içinde 3 kere Rum ve Yunanlara gitti, ziyaretlerde bulundu. Askeri destek Destek sürüyor yani dönemden Biden döneminde. Sürüyor, devam ediyor. O nedenle bu sadece Biden'la değil. Yalnız Biden'da yönetiminde bilhassa Dışişleri Bakanı Blinken'da yumuşama görüyoruz. Diyor ki Türk ve Yunan geriliminin azalmasından dolayı ve diyalogların olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz diyor. O nedenle ben Pompeo dönemindeki sert, tasfi ve taraflı davranışın Amerikan Dışişleri Bakanlığı şu anda olmadığını görüyorum. Ama şu net, Pentagon'un Yunanistan'a askeri anlamda daha da güçlenmesi için yığınağı ve yardımı olduğunu görüyoruz. Ama burada Amerikalar Ege'ye geldi de işte Türkiye önemsiz havası da yanlış. Amerika Türkiye'yle de donanmalarıyla beraber tatbikat yapıyor. Yunanlarla yapıyor. Burada önemli olan Türkiye'nin her zaman dik durarak nasıl tavır aldığı. Bunu da dün Dışişleri Bakanı evet Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına gösterdi. O nedenle yani Ege'ye Amerikalılar yığınak yapsa ne olur? Sonuçta Türkiye'nin duruşu da sınırlarında belli. Vallahi Ali Bey, siz tabii o kısmı duyamadınız yayında olmadığınız için. Az önce Mesut hocamız dedi ki Dendias'ta dedi Amerika Birleşik Devletleri'nden güç alıp burada böyle şov yaptı, provoke ederek dedi. Bilmiyorum, birazdan onu da bilmiyorum yani bir konuşacağız belli ki. Ama Mete Yarar'ı bir duyalım mı? Buyurun. Evet.
Ali Bey'e yani söylediklerin çoğu fikirdeyim. Yalnız şöyle bir durum var. Geçmeyecek gemi için Ankara'daki yani. Büyükelçilik neden Dışişleri Bakanlığı'na tarih olarak bu tarihlerde gemilerimiz gelmeyecek diye tekrar bildirimde bulunsun? Yani Mete Bey, güzel bir soru. Talep edilmemiş evet. bir gemi için biz geçmeyecek diye ikinci defa bildirim yapmak zorunluluğu yok ki. Hani talep etmemişlerse biz niye gelmiyoruz desinler. Ya orada bence Pentagon'da bir sıkıntı var. Yani Ankara Büyükelçiliği dışlarını arayıp bizim iki tane gemimiz, iki isimleri veriliyor. Bu iki gemi bu tarihte geçmeyecek diyor. Hayır o değil. Niye Ankara durup dururken böyle bir şey söylesin? Başbakanım yani. yalnız burada çok ilginç bir nüans var. Bunu belirtmekte fayda var. Bence de Amerika tarafı bunu zaten Dışişleri Bakanı sözlü olarak niyetlerini söylediler dediler. Ama Amerika Birleşik Devletleri eğer bu gemileri zaten Karadeniz'e yollamak istiyorsa artık karar verdiyse bunu yazılı olarak da Amerika resmi devlet genelinde yapması lazım. Ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlü olarak iletildi dedi. Yani burada gördüğümüz yazılı bir resmi iletim yok. O nedenle Amerika'da bunu resmi olarak ben iletmedim olarak lanse etti Amerikan kamuoyuna. O daha sonra da bu gündeme çok gelince de Amerikan Büyükelçisi dışişlerine yollamıyoruz dedi. Yani peki. Bu biraz küçültüldü gibi çok görünüyor. Çok özür dilerim. Ben Sayın Özülker'in burada ne diyeceğini merak ediyorum. Çünkü bu işleri en iyi yorumlayacak isim. Evet. Buyurun. Estağfurullah efendim. Ben çok büyük bir ilgiyle bütün konuşulanları dinliyorum. Ama her zaman olduğu gibi. Evet ama evet. Da şöyle diyeyim. Hep her şeyle de hemfikir olduğumu söyleyemeyecek kadar da tabii, dürüst olacağım. Çünkü gerçeklere baktığınız zaman buradaki tahminler veya hani fiktif diyelim daha böyle bir hayali Kurgu. Bir şey etrafında kendi yönümüzden yapmakta olduğumuz bu tartışmaların gerçek nedir diye baktığımız zaman çok da öyle tutarlı olabileceği hususunda benim ciddi endişelerim var. Şimdi evvela bir şey hatırlatayım. İki şey daha doğrusu önemli bir hatırlatmadır diye bakıyorum. Birincisi Namık'tan Amerika'da Washington'da büyükelçiydi. Onun en son yazdığı bir makalesi var. Bu makalede çok haklı olarak bir şey hatırlatıyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ni bir transatlantik olarak düşünün diyor. Yani bu diyor 100 bin, 150 bin ton falan öyle bir gemi. Ve bu geminin diyor manevra yapabilmesi öyle kolay değil. Dolayısıyla bir kere bu manevrayı yaptıktan sonra tekrar eskiye getirmek de o gemiyi yine bir hayli zamana ihtiyaç gösterir. Aynı zamanda büyük riskleri de beraberinde getirebilir diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu manada yeni bir politikası var Biden'la birlikte. Ve bu soğuk savaşa zaten döndük diye bakıyorduk bugüne kadar. Evet. Bu soğuk savaşı da yeni boyutlarıyla yaşamaya başladığımız bir noktaya doğru taşınıyor. Bunun içinde teferruat olabilecek bir takım konular çok da önemsenecek durumda değildir. Yani şöyle diyelim, ikinci söylemek istediğim husus da bu zaten. Şimdi İngilizler burada aslında inanamayacağınız kadar ustadırlar. İngilizler bir meseleyi gerçek anlamda tırmandırmadan evvel onun şapkasını hukuk açısından giydirirler efendim. Ve o giydirdikleri şapka her zaman da çok doğru değildir. Ama sonuç itibariyle hukuk açısından kendilerini sağlama götürebilecek, sağlamlaştıracak boyutlarda bu politikayı hiç bir kenara bırakmazlar. Şimdi bugün halihazırda net olalım. Rusya'nın dış politikadaki etkinliği bence Amerika'dan daha büyüktür. Rusya'nın dış politikada etkinliği Amerika'dan daha büyüktür. Çünkü Amerika'da netice itibariyle hep böyle bir başat güç olarak ben yaptım oldu şeklinde ortaya çıkıyor. Ama dikkat buyurun Putin buna kolaylıkla çok sert bir cevap vererek veya aynı düzlemde giderek bir şey yapmıyor. Evet yapmıyor. Yani çok basit şekilde mesela hakaret etti, katil dedi. Katil dedi ama cevap... O karşılığında aynada kendine bak dedi geçtim. Evet. Şimdi burada bir KGB'de falan başkanlık da yapmış olan dedi hatta. Bir Putin'in herhalde de kurnaz ve aynı zamanda dış politikada da ne yaptığını bilerek hareket ettiğini düşünmek lazım.
Ve buradaki zemini de hani tatlı tatlı hazırlamakta. Amerika Birleşik Devletleri ise tutumuyla aslında eski başat gücünün getirmiş olduğu emperyalist düşünceye dayalı hegemonyayı nasıl devam ettirebilirim arayışı içindeyken burada büyük hatalar yapmaya başlamıştır. Yani ABD. Ama Rusya bu hataları yapmıyor, dikkat buyurun. Kendi kırmızı çizgilerini de biliyor, kendi gücünün ne olduğunu da biliyor. Ve vurduğu zaman da netice itibariyle karşı taraftan çok ciddi bir tepki almayabileceğini de biliyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı Biden. O da cevap verdi, hazırım gel savaşmayı bu kadar meraklıysan ben bu savaşa hazırım dedi. Yani böyle gelip vekalet savaşı şeklinde bunlar yürür. Yukarıda bunlar birbirlerine sadece şeye benziyor. Hani iki boksör ringe çıktığı zaman birinci, ikinci roundlarda hiçbir zaman birbirlerine gerçekten saldırıp dövmezler. Hep karşılıklı olarak kontrol ederler. Şu anda her iki tarafında içinde bulunduğu konum birbirini sınamak. Nedir, nereye kadar? Mümkün mü? Buna bakıyorlar. Ama uzun vadeli olarak Amerika'nın buradaki stratejisi ekonomik açıdan Rusya'yı çökertmektir. Bu da gayet net bir biçimde anlaşıldı. Şimdi bütün bunları alt alta yazdıktan sonra üçüncü bir şey var. Ben şahsen bu gemi meselesinde de işin içinde bir zamanlama meselesinin yer aldığını düşünüyorum. Nasıl zamanlama? Şu manada. Amerika'nın bu gemilere psikolojik, geçen hafta da tartıştığımızda niye gönderiyorlar bunu diye sebebini tam bulamamıştık. Mete hatırlayacak. Evet. Şey olarak aslında bu psikolojik bir baskı altına almak içindi. Ve daha evvel mesela Ukrayna'ya da değil, Gürcistan'a da Abazya'yı kaybettikten sonra bir muhrip gönderdiler Fransızlarla Amerikalılar. Orada gidip bayrak gösterdiler. Arkasından da 21 günü bile beklemeden çıkıp gittiler. Burada da Amerikalılar biliyorsunuz Ukrayna'ya 350 ton silah ve malzeme götürdüler. Yani bunu teslim de ettiler kendilerine. Ama bunun ötesinde bir de gidip Odessa'da çok büyük bir ihtimalle bir bayrak gösterme gibi bir düşünceleri de herhalde vardı. Yani bunu aynı zamanda belki Romanya, Bulgaristan oraları da uğrayarak Karadeniz'deki o bütün içinde ben buradayım, bakın arkanızdayım diye o psikolojik etkiyle birlikte bir de fiilen de ben zaten yapabilecek konumdayım diye onlara bir cesaret vermeye yönelik Rusya'ya da işte bir mesaj göndermek için çıkmayı düşünüyordu. Ama aradan geçen dönemde şu ana kadar yaptığımız tartışmalarda da çok net ortaya çıktı. Öyle gelişmeler oldu ki Amerika'nın gidip de bunu yapması hem çok büyük risk hem de aynı zamanda anlamsız bir noktaya taşınıverdi. O zaman Amerika şimdi burada mesela gemi niye gitmedi? Bu çok önemli değil. Bugün gitmez yarın başka şey yapılır. Onu çekti. İlk yaptığı şey 10 tane diplomata gönderiyorum dedi. 10 tane diplomatın hiçbir işe yaramayacağını gördü. Çünkü Rusya da hemen cevabını çok daha ağır şekilde verdi. Mali yaptırımları getirdi. Yani başka bir deyişle burada karşılıklı olarak bir satranç oynanıyor. Biri bir hamle yapıyor. O hamlenin doğruluğu veya yanlışlığına göre öbür taraftan da karşılığında ciddi bir hamle geliyor. Ve bu hamleler bütünü içinde iş gelişiyor. Şimdi burada en önemli konu benim indimde filler tepişirken çayır olmamak lazım. Biraz evvel gene söylendi bir savaş çıkar mı çıkmaz ama ciddi şekilde karışmaya aday 3 bölge varsa Pasifik, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'dir diye baktık. Serkan doğru. İfadesi. Ama bunu yaptığınız zaman da o bölge ülkeleri itibariyle çok ciddi şekilde dikkatli olunması gereken bir konumda. Diğerleri de bu satrancı da bu bölgelerde gene sizlerin üzerinizden oynuyor. Bakın Yunanistan, hani biraz evvel gene söylendi. Ben 41 yıla yakın çalıştım bu bakanlıkta. Bir kere bile Dendias'ın yaptığı terbiyesizliği görmedim hiçbir yerde. Yani kadar düşmansanız gelmezseniz. Evet çok gerçekten o odaklı gelmiş gibi yani şimdi, o amaçla gelmiş gibi. Bu cesareti nereden aldı diye sormak lazım. Güzel. Eğer Türkiye ile başa baş kalacaksa
Türkiye için orada silahlansa da başka şey de yapsa fazla hafif kalır. Dendias'ı birazdan ayrıntılı değerlendirecek. Yani ben onu başka bir anlamda söylüyorum. Yani Dendias'ı teferruatlı konuşuruz. Konuşacağız. Ama bir örnek olay diye göstermek için söylüyorum. Evet. Yani burada gene piyonlar kullanılmak suretiyle bir takım oradaki sıkıntılı bölgelerde oyunlar oynanıyor. İşte bu Rusya ile Amerika arasındaki kestirilemeyen yarınki hamle ne olacak, o ne kadar gidecek, savaşmayacaklar. Ama burada dünyayı yepyeni bir risk altına sokma noktasına götürecekler. Savaşmayacaklar ama savaştırabilirler. Savaştıracaklar, hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok diyor. Hiç kuşku yok. Sayın Özülker, buyurun. Bu arada ben şu gemilerin bulunduğu nokta haritasını da rica edeyim. Nereye gidecek? O burada hakları yok, onu da söyleyeyim. Onunla ilgili olarak buyurun. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması. Evet. İzninizle şimdi bir dostumuz Büyükelçi Murat Karagöz'ün açıklamasını. Evet. Dolayısıyla buradaki meselenin soruluyor. Amerika'nın iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği Türkiye'ye bildirim yapıldığı bilgisi doğru mudur? Evet. Dışişleri doğru. Bakanlığımızın açıklaması evet. Haberimiz var. Tarafımıza Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak iki Amerikan savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacağına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Yani Pentagon bugün zigzag çiziyor. Bu bildirim resmi kanallardan. Ben daha ileri gideyim. Gemiler 4 nota verirler. 4 Mayıs'a kadar. Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderilir. Ben bu işleri yaptım. Evet, o nota çerçevesinde şöyle bir değerlendirme devam ediyor dışişlerimizden. Aldığımız bildirime göre iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmeleri öngörülüyor. Şimdi burada demek ki Pentagon böyle ters bir açıklamayı getirdiğine göre birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında bir zigzag söz konusu. Bir zigzag mı? İkincisi, söz konusu çok özür dilerim. Biden ve Putin'in telefon konuşmasında biz bu işi yüz yüze bir görüşmeyle yapalım. Tabii onu da az önce de geriye doğru sararsak Putin davet etti. Biden hadi gel dedi, online konuşalım dedi. Şimdi bir de ona hayır dedi. Katil dediği bir şey var. Yani Biden burada Reaganvari bir poz yapıyor. Önce vuruyor. Ondan sonra o Sovyetleri yıkan Gorbaçov'u yenen bir hava içinde. Yani işte o yüzden biraz önce Sayın Özülker'e samimi mi bu açıklamalarda Biden yönetimi ya da Biden diye soruyor. Yani Biden'ın orada Putin'le konuşmasında yani eğer tecrübem beni yanıltmıyorsa burada her ikisi de içini döktü birbirine. Yani ne kadar sorun varsa ortada benim düşüncem budur, öbürü de benim düşüncem budur. Burada bir uzlaşma peşinde değillerdi ama bir tek noktada uzlaşmak için konuştular. Bu işi bir savaş noktasına kadar taşımak risktir. Dolayısıyla bundan kaçınarak bir ne yapacaksak yapalım noktasında durdular. Şimdi burası doğru. Ama gemilerin geriye gidişi bu manada baktığınız zaman anlam taşımıyor. Peki. Şu gemiler önemli çok bizim açımızdan. Bir saniye. Şu gemiler nerede bir daha bir hatırlatalım. Başak Ali Çınar. Bir cümle Sayın Büyükelçimiz. Silah bugün için bu kanunlardan, sözleşmelerden daha üstün bir konumda. Bunu anlıyoruz. Bunun Türkiye açısından da önemi var. Yani o sözleşmeler ve kanunlar mı yoksa bu tip boğazları koruyanlar askerler mi? Türk askeri bu boğazları koruyor. O yönde de bizim için yalnız önemli olduğunu. Ben biraz evvel hatırlayacaksınız. İngilizlerden bahsederken şapkayı giydirir ondan sonra gelir dedim. Rusya bunu daha becerikli olarak yapıyor. Amerika bunu bu kadar becerikli yapamıyor dedim. Bugüne kadar Amerikan politikalarına baktığınız zaman bu zaaflarını her zaman görmüşüzdür. Bu tehlikenin büyüğü de zaten burada. Çünkü karşınızda her an her şeyden cayabilecek ama netice itibariyle sizi de çok kale almayan, öyle sizin de menfaatleriniz bulunabileceğini düşünmeyen yapıda bir administrasyonla karşı karşıya bulunduğumuzda bir kenara yazmamız gerekiyor. Amerika güvenilir bir müttefik değil. Onlar bizde sözde müttefik dedi ama ben Amerika'nın gerçekten bir müttefik olmadığı hususunda kesin kanaatine sahibiyim. Efendim ben hatırlatayım. Bu gemiler ne oldu peki? Nerede? İşte Girit'te. Girit'i de çok konuştuk. Suda üssü. Amerika Birleşik Devletleri'nin üssünün bulunduğu ada. Bu gördüğünüz işte sembolik olarak iki Amerikan savaş gemisi de burada. Siz dönecekler mi dediniz Ali Çınar? Ben tam duyamadım o kısmı. Ne olacak o gemilerle ilgili bir şey söylendi mi?
Dün Avrupa'nın Amerika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu Twitter hesaplarında da var, İki Amerikan destroyunun, yani donanması, Roosevelt ve Donald Cook gemileri Akdeniz Denizi'ne birlikte yelken açtı. Pardon. Peki. Şimdi zaten tamam, siz bir soluklanın. Tamam. Orada 10 saat kalma izni vardı Girit'te. Başka yere gideceği belliydi Ali Bey. Yani komutanın önceden ben gidiyorum. Nereye gidecek? Akdeniz'de mi dolaşacak bunlar yani? Hocam, Büyükelçimiz de dedi, tekrar bu gemileri geri gönderebilirler. Ayrıca İspanya'dan yola çıkan bir gemi daha var. Bu da Aegis sınıfı füze atıyor bir. Benim Ali Sınar'a söylediğimi Ali Bey unuttu herhalde. Ne o? Ayrıca bunu? Amerika Birleşik Devletleri... Hocam bir dakika, bir virgül rica ediyorum. Ali Çınar zaten büyük bir şu anda göremiyoruz, bizi de duymuyor. Hocam bir dakika. Bir ara verelim. Evet, Ali Çınar tekrar bize katılsın. Sonra devam edelim. Kısa bir ara.